17. Mektup, 25. Leman'ın zeyli, çocuk taziyenamesi, Bismihi. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Allah'ın adıyla hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. Aziz, ahiret kardeşim Hafız, Halit Efendi, Bismillahirrahmanirrahim. Ve beşşiris sabirin, ellezine iza esabethum musibetun, kalu inna lillahi ve inna ileyhi. Raci'un, sabredenleri müjdele ki o sabredenlere bir bela geldiği zaman biz Allah'a ait kullarız ve sonunda yine ona döneceğiz derler. Kardeşim, çocuğun vefatı beni müteessir etti fakat el hukmu lillah, hüküm ancak Allah'a aittir. Kazaya rıza, kadere teslim İslamiyet'in bir şiarıdır. Cenab-ı Hak sizlere sabrı cemil versin, merhumu da size zahire-i ahiret ve şefaatçi yapsın. Size ve sizin gibi müttaki müminlere büyük bir müjde ve hakiki bir teselli gösterecek 5 noktayı beyan ederiz. 1. nokta, Kur'an-ı Hakim'de vildanun muhalledun, ölümsüz gençler sırrı ve mali şudur ki müminlerin kablel bülû vefat eden evlatları cennette ebedi sevimli cennete layık bir surette daimi çocuk kalacaklarını ve cennete giden peder ve validelerinin kucaklarında ebedi medar sürurları olacaklarını ve çocuk sevmek ve evlat okşamak gibi en latif bir zevki ebeveynine temine medar olacaklarını ve her bir lezzetli şeyin cennette bulunduğunu, cennet tenasül yeri olmadığından evlat muhabbeti ve okşaması olmadığını diyenlerin hükümleri hakikat olmadığını, hem dünyada 10 senelik kısa bir zamanda teellümatla karışık evlat sevmesine ve okşamasına bedel, safi elemsiz milyonlar sene ebedi evlat sevmesini ve okşamasını kazanmak ehli imanın en büyük bir medar-ı saadeti olduğunu şu ayeti kerime vildanun muhalledun, ölümsüz gençler cümlesiyle işaret ediyor ve müjde veriyor. 2. nokta. Bir zaman bir zat bir zindanda bulunuyor, sevimli bir çocuğu yanına gönderilmiş. O biçare mahpus hem kendi elemini çekiyor hem veledinin istirahatını temin edemediği için onun zahmetiyle müteellim oluyordu. Sonra merhametkar hakim ona bir adam gönderir, der ki şu çocuk çenden senin evladındır fakat benim raiyetim ve milletimdir. Onu ben alacağım, güzel bir sarayda beslettireceğim. O adam ağlar sızlar, benim medarı tesellim olan evladımı vermeyeceğim der. Ona arkadaşları der ki senin teessüratın manasızdır. Eğer sen çocuğa acıyorsan çocuk şu mülevves, ufunetli, sıkıntılı zindana bedel, ferahlı, saadetli bir saraya gidecek. Eğer sen nefsin için müteessir oluyorsan, menfaatini arıyorsan, çocuk burada kalsa, muvakkaten şüpheli bir menfaatinle beraber çocuğun meşakkatlerinden çok sıkıntı ve elem çekmek var. Eğer oraya gitse sana 1000 menfaati var. Çünkü padişahın merhametini celbe sebep olur. Sana şefaat hükmüne geçer padişah. Onu seninle görüştürmek arzu edecek. Elbette görüşmek için onu zindana göndermeyecek. Belki seni zindandan çıkarıp o saraya celbedecek, çocukla görüştürecek. Şu şarttaki padişaha emniyetin ve itaatin varsa işte şu temsil gibi. Aziz kardeşim, senin gibi müminlerin evladı vefat ettikleri vakit şöyle düşünmeli. Şu velet masumdur, onun halikı dahi rahim ve kerimdir. Benim nakıs terbiye ve şefkatime bedel gayet kamil olan inayet ve rahmetini aldı. Dünyanın elemli, musibetli, meşakkatli zindanından çıkarıp Cennetül Firdevs'ine gönderdi. O çocuğa ne mutlu, şu dünyada kalsaydı kim bilir ne şekle girerdi. Onun için ben de ona acımıyorum. Bahtiyar biliyorum kaldı kendi nefsime ait menfaati için. Kendi nefsime ait menfaati için kendime dahi acımıyorum. Elim müteessir olmuyorum. Çünkü dünyada kalsaydı 10 senelik muvakkat elemle karışık bir evlat muhabbeti temin edecekti. Eğer salih olsaydı, dünya işinde muktedir olsaydı belki bana yardım edecekti. Fakat vefatıyla ebedi cennette 10 milyon sene bana evlat muhabbetine medar ve saadeti ebediyeye vesile bir şefaat hükmüne geçer. Elbette ve elbette meşkuk ve
meşkuk muaccel bir menfaati kaybeden muhakkak ve müeccel bin menfaati kazanan elim teessürat göstermez meyusane feryat etmez. Üçüncü nokta vefat eden çocuk bir Halik-ı Rahim'in mahluku, memluku, memlükü abdi ve bütün heyetiyle onun masnuu ve ona ait olarak ebeveyninin bir arkadaşı idi ki muvakkaten ebeveyninin nezaretine verilmiş peder ve valideyi ona hizmetkar etmiş. Ebeveyninin o hizmetlerine mukabil muaccel bir ücret olarak lezzetli bir şefkat vermiş. Şimdi 1999 hisse sahibi olan o Halik Rahim muktezai rahmet ve hikmet olarak o çocuğu senin elinden alsa, hizmetine hatime verse suri bir hisse ile hakiki bin hisse sahibine karşı şekvayı andıracak bir tarzda meyusane hüzün ve feryat etmek ehli imana yakışmaz. Belki ehli gaflet ve dalalete yakışıyor. Dördüncü nokta, eğer dünya ebedi olsaydı, insan içinde ebedi kalsaydı ve firak ebedi olsaydı, el imane teessürat ve meyusane teellümatın bir manası olurdu. Fakat madem dünya bir misafirhanedir, vefat eden çocuk nereye gitmişse siz de biz de oraya gideceğiz ve hem bu vefat ona mahsus değil, umumi bir caddedir, hem madem müfarakat dahi ebedi değil, ileride hem berzahta hem cennette görüşülecektir. El hukmu lillah, hüküm ancak Allah'a aittir demeli. O verdi, o aldı. Elhamdülillahi ala külli hal, her hal üzere Allah'a hamdolsun deyip sabır ile şükretmeli. Beşinci nokta, rahmet-i ilahiyenin en latif, en güzel, en hoş, en şirin cilvelerinden olan şefkat bir iksiri nuranidir. Aşktan çok keskindir. Çabuk Cenab-ı Hakk'a vusule vesile olur. Nasıl aşk-ı mecazi ve aşk-ı dünyevi pek çok müşkilatla aşk-ı hakikiye inkılap eder, Cenab-ı Hakk'ı bulur. Öyle de şefkat. Fakat müşkilatsız, daha kısa, daha safi bir tarzda kalbi Cenab-ı Hakk'a rapt eder. Gerek peder ve gerek valide veledini bütün dünya gibi severler. Veledi elinden alındığı vakit eğer bahtiyar ise, hakiki ehli iman ise dünyadan yüzünü çevirir. Mün'im-i hakikiyi bulur. Der ki dünya madem fanidir, değmiyor alakayı kalbe. Veledi nereye gitmişse oraya karşı bir alaka peyda eder. Büyük manevi bir hal kazanır. Ehli gaflet ve dalalet şu beş hakikatteki saadet ve müjdeden mahrumdurlar. Onların hali ne kadar elim olduğunu şununla kıyas ediniz ki bir ihtiyar hanım gayet sevdiği sevimli bir tek çocuğu sekeratta görüp dünyada tevehüm-i ebediyet hükmünce gaflet veya dalalet neticesinde mevti adem ve firak-ı ebedi tasavvur ettiğinden yumuşak döşeğine bedel kabrin toprağını düşünüp gaflet veya dalalet cihetiyle Erhamur Rahimin in cenneti, rahmetini, firdevsi, nimetini düşünmediğinden ne kadar meyusane bir hüzün ve elem çektiğini kıyas edebilirsin. Fakat vesile-i saadet-i dareyn olan iman ve İslamiyet mümine der ki şu sekeratta olan çocuğun Halik-ı Rahim'i onu bu pis dünyadan çıkarıp cennetine götürecek, hem sana şefaatçi hem ebedi bir evlat yapacak. Mufarakat muvakkattir. Merak etme. El hukmu lillah, inna lillah ve inna ileyhi raciun. Hüküm ancak Allah'a aittir. Biz Allah'a ait kullarız ve sonunda yine ona döneceğiz derler. De sabret. El baki huvel baki. Baki yalnız Allah'tır. Said Nursi.